Herkese yeniden merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben heyecanlıyım. Sizi düşünemiyorum. Bugün beslenme ve diyetetik bölümü hakkında konuşuyor olacağız. Hazır tercih dönemi geliyorken, üniversite sınav sonuçları da açıklanacakken, belki de bu videoyu koyduğumda sınav sonuçları da açıklanmış olur. Sizinle böyle bir videoyu tekrar çekmek istedim. Geçen sene de böyle bir video çekmiştim, ilk videom olarak hatta. Bu bir sene içinde bazen bana DM'den sorular geldi, bazen diğer videomun altına sorular geldi. Ve ben de o videoda bahsetmediğim bazı soruları derleyip toparladım ve 20 madde halinde hazırladım. Bugün bunları cevaplıyor olacağız. Geçen sene çektiğim videoyla bu sene çektiğim videoda aynı soruları konuşmayacağız. Hazırlık eğitimi hakkında özellikle bilgi almak da isterseniz diğer videoyu izlemenizi öneririm. Hazırlık eğitimi hakkında, üniversite hakkında orada daha çok konuştuk. O yüzden o videoyu da buraları bir yerlere bırakırım. Göz atmayı unutmayın. Şimdi hızlıca soruları cevaplamaya başlayacağız. Bu arada şu anda sizlere okulumdan sesleniyorum. Şimdi ilk olarak ders içerikleri nasıl? Ders içerikleri kimya ve biyoloji ağırlıklı. İşte birincisi de daha çok genel olarak vücudu öğretmeye odaklıydı ve ekstra meslek hayatımıza da işimize yarayabilecek bazı derslerden oluşuyordu. İşte anatomi, fizyoloji gibi derslerimiz vardı. Ekstra bilgisayar, psikoloji gibi de, ekonomi gibi de besleyici derslerimiz bulunmaktaydı. Bu sene daha çok ben beslenme ve diyetetik okuyormuşumu hissettiğimiz işte beslenme ilkeleri, besin ve beslenme, beslenme kimyası, biyokimya gibi derslerimiz vardı. Pişirme teknikleri gibi en sevdiğim derslerimiz vardı. Ders içeriklerimiz daha çok yani biyoloji, kimya ağırlıklı diyerek bu soruyu hızlıca geçiyorum. Okuması zor mu? Ya bu soruyu diğer videoda da yer vermiştim. Çünkü bu soru hakkında tekrar konuşmak istedim. Şimdi şöyle, birinci sınıfı bitirdiğinizde en azından bizim okul için demin de dediğim gibi böyle genel hatlarıyla insan vücudu böyle daha çok mesleğe giriş gibi sağlık çalışanlarının bilmesi gereken dersleri aldığımız bir seneydi. Zaten online eğitimdi falan, psikolojik olarak yorucu ve motive olma açısından da zorluk yaşadığımız bir seneydi. Bu sene derslerimiz evet daha zorlaştı ama en azından mesleki bir şey öğrendiğimizin bilincinde olduğumuz için bir tık daha keyifli olduğumuzu söyleyebilirim ben ve arkadaşlarım adına. Bu soruyu da böyle güncellemek istedim. Zor ama mesleği istemeniz, sevmenizle de biraz zorluk kavramı sizin için değişiyor olabilir. Sonuçta insanla, insan vücuduyla, sağlıkla işiniz var. O yüzden kolay bir şey beklemeyin. 3. Sayısalla bölüme geleceğiz ama dersler çok sözel mi, çok ezber var mı? Yine sağlık bölümlerinin çoğunda olduğu gibi evet dersler sözel. Ya biyoloji ezber değildir diyen bir hocamız vardı lisedeyken. Biyoloji ezber değil midir? Ya edebiyat gibi bir ezber değil tabii ki. Ama tabii ki ezber yapıyoruz. Oturuyoruz ve ezber yapıyoruz. Ezber yeteneğinizin çok olmadığını düşünüyorsanız ya da gerçekten hiç sevmiyorsanız bence bir kere daha düşünün derim. Ben bu soruyu duyduğumda aslında çok fazla şaşırıyorum. Çünkü 2 senelik beslenme gibi bir şey yok. Ha bir de bu soruya şunu da eklemek istiyorum. Açık öğretim fakültesinde var mı? Açık öğretimde de yok. Bu çevremden duyduğum bir soru. Mesela fizyoterapide 2 yıllık fizyoterapi var. Fizyoterapi ve rehabilitasyon 4 senelik. İkisi belki karıştırılabilir bir şey ama beslenmede hiç öyle bir şey yok. 4 sene boyunca okuyoruz. Hatta hazırlıkta beslenme oluyor. 5. sorumuza geçelim. Okul seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi okul seçimi bence önemli. Öncelikle okuldan ne beklediğinize, üniversite hayatından ne beklediğinize bir odaklanın. Sonra okulların internet sitelerine bakın, akademik kadrolarını araştırın. Özellikle bence okulları gezmelisiniz. Şu an tanıtım günleri başladı birçok okulda. Mesela biz de şu an okuldayız. Acıbadem Üniversitesi düşünüyorsanız eğer okula gelirseniz size gezdiririm. Laboratuvar derslerimiz var. Gıdacılık, moleküler biyoloji kadar olmasa da bizim de laboratuvar derslerimiz mevcut. Laboratuvarlarına bakabilirsiniz okulların, hocalarına, derslerine, kampüsüne. Bunların hepsini değerlendirin. Sağlık üniversitelerinde okumanızı öneririm. Sağlık bölümü düşünüyorsanız, sağlık adında iyi üniversitelerde alacağınız eğitim daha güzel olur. Diğer sorumuz. Laboratuvarlarda hep yemek mi yapıyoruz? Laboratuvarlarda hep yemek yapmıyoruz. Bir tane yemek yaptığımız laboratuvar var. O da Cooking Methods adında bir dersimiz var. Pişirme teknikleri dersimiz. En sevdiğim ders. Orada istediğimiz konuya göre yemek yapıyoruz. Mesela et istediysek et ürünleriyle alakalı yemekler yapıyoruz. Bu grup tavuk, bu grup et yapar, bu grup balık yapar gibi. Sonrasında onları masaya koyup hep birlikte afiyetle yiyoruz. Ama sadece olayımız bu değil. Biz orada aslında ders işlemeye devam ediyoruz. Yemeği yaptıktan sonra da hani o yemeği hangi grup yaptıysa bunu neden bu şekilde pişirdik? Bununla neden bunu kattık işte
bir porsiyonda kaç tane olmalı, kaç gram olmalı gibi. O konu neyse o konu hakkında hocamız öncelikle bize dersin özetini geçiyor. Sonrasında bize de soruyor neden yaptık bunları, niye kattık gibi. Hep birlikte konuşuyoruz ve bunun raporunu yazıyoruz. Sınavda da o bütün yapılan yemeklerden de sorumlu tutuluyoruz. Bizim besin kimyası dersimizin de laboratuvarı var. Orada normal kimya laboratuvarında oluyoruz. Besinleri analiz ediyoruz, titrasyon yapıyoruz gibi orada. Yani sürekli yemek yapmıyoruz arkadaşlar ve bu yemek yaptığımız derste sadece ikinci sınıfta var. Yedinci sorumuza geçtik. Biyolojim ya da kimyam kötü. Yine de bu bölümü seçebilir miyim? Bölüm biyoloji kimya ağırlıklı. Ama bölümü kesinlikle seçmemelisin gibi bir şey diyemem. Çünkü belki de mesleği o kadar çok istiyorsun ki o sevgi sevmediğin dersi bile sana sevdirecek. Ya da işte biyolojide bazı konuların çok kötüdür ve o konu seni biyolojiye küstürmüştür ya da belki hocalarını sevmemişsindir gibi bir sürü sevdirmeyecek sana etki var. Şu anda bu mesleği öğreniyor olmak tam olarak biyoloji işlemekten farklı, beslenmeyle olan ilişkisini öğreneceksin. Yani lisede derslerin kötüyken üniversitede çok iyi olabilir ya da bunun tam tersi de olabilir tabii ki. Aynı şeyler değil demek istiyorum özet olarak. Evet, biyoloji kimya ağırlıklı ama gerçekten çok istiyorsan da çalışırsan yapabilirsin diye düşünüyorum. Ama tabii ki ekstra bir gayretin olabilir. Bu bölümü de sevmeyebilirsin sonrasında biyolojiden böyle çok nefret ediyorsan falan. İngilizce ne kadar önemli? İngilizce çok önemli çünkü bütün sağlık kaynakları İngilizce. Hepsi. O yüzden kendinizi geliştirmeniz de gereken bir bölüm olduğu için sürekli İngilizce anlayabiliyor, okuyabiliyor olmanız lazım. İngilizceyi halletmek lazım. Her bölümde böyle aslında şu anda. O yüzden İngilizceye küsmüyoruz. İngilizceyi halletmeye çalışıyoruz. Erasmus imkanları. Erasmus imkanları okuldan okula değişen bir şey zaten. Bizim okulda Makedonya'da ve İspanya'nın en kuzey tarafında bir şehirde. Hangi şehirde olduğunu inanın unuttum. Ama başka ülkelerle de galiba anlaşmalar yapılıyor şu anda. Sadece ikisiyle sınırlı kalmayacak inşallah. Çünkü bir tık az yani iki tane ülke olması. 10. sorudayız. Sınavlar nasıl oluyor? Çok zor mu? Ya sınavlar kolay değil arkadaşlar. Bence Acıbadem'deki her bölümde sınavlar zor oluyor. Ekstra İngilizce okumanın da tabii yaptığı bir zorlaştırma mevcut. Sınavlar zor. Yani bu sorunun cevabı bu. Ya mesela İngilizce okuduğunuzda işte boşluk doldurmalı bir sınavdaysanız, sınavın bir kısmında boşluk doldurma varsa o kelimenin hepsini doğru yazmanız lazım. Hani kelime hatası harf hatası yaptığınızda da oradan puanınız kırılabiliyor gibi şeyler oluyor. Ama test sınavları da yine zor oluyor yani. Kolay bir sınav yok. Bölümde kız sayısının fazla olmasının kötü yanları var mı? Ya bu soruyu bana çok soran oldu biliyor musunuz? Sınıfımızda bizim 3 tane erkek var bilmeyenler için. 45-50 kişi gibi bir şey. Yani küçük bir sınıfız aslında. Bu arada sınıf diyorum. Çünkü hakikaten bir sınıfımız var bizim. İşte ortak almamız gereken derslerimiz belli. Onların hepsini de tek hoca anlatıyor zaten. O yüzden biz sınıfız. Lisedeki sınıf gibiyiz. Kardeşime falan anlattığımda şaşırıyor. Yani onlar da daha ders bazlı oluyormuş çünkü. O dersin sınıfı gibi oluyormuş. Biz bir sınıfız ve ben sınıfımı seviyorum. Kız kıza olmamızın da bir zararını görmedim yani şu ana kadar. İnsanlar şey bekliyor herhalde, biz böyle çok kavga ediyoruz falan gibi. Ya olan vardır illaki, hani başka belki okullarda falan çok kızın oldu ama biz hiç öyle bir şey yaşamadık. Bir sıkıntı yok. Herhangi bir konuda branşlaşılabiliyor mu? Bu branşlaşma konusu tıptaki gibi işlemiyor. Hani yani bunun için bir sınava girmeniz, o sınavda nereye kazanırsanız onu okumanız ve işte atıyorum cildiye doktoru olmanız gibi bir durum söz konusu değil. Mezun olduktan sonra kendinizi o konuda geliştirerek ben artık sporcularla ilgilenmek istiyorum. Ben sporcu beslenme uzmanı, sporcu diyetisyeni olmak istiyorum deyip o konuda ilerleyebilirsiniz. Branşlaşmamız bu şekilde. Her mezun kendi ofisini açabilir mi? Her mezun kendi ofisini açabilir. Bunun için başka bir şart aranmaz mezun olmanız dışında. Durumunuz olduğu takdirde mezun olur olmaz da kendi ofisinizi açıp danışanlarınızı kabul etmeye başlayabilirsiniz. ÇAP imkanları. ÇAP imkanları genellikle beslenme ve diyetik psikoloji ile ÇAP yapabilir. Sağlık yöntemiyle de ÇAP yapabilir. Mesela üniversitede değişen bazı şartlar oluyor. Mesela İşte tam burslu girmediğiniz takdirde Acıbadem'de ÇAP yapmak istediğinizde ders bazlı bir ücretlenmeye tabi tutuluyorsunuz diyebiliyorum. Üniversite değişiyor dediğim gibi. Özel üniversitede böyle işlemiyor. Bazıları ücretsiz de ÇAP yapabiliyorsunuz. Zaten devlet okullarında ücretsiz. Bir de mesela psikolojide ÇAP yapmak istiyorsanız
kesinlikle o üniversitede psikoloji var mı diye de bir araştırın. Sonra üniversiteye gittiğinizde beslenme okurken ben çap yapacağım psikolojiyle dersiniz ama okulda psikoloji bölümü yoktur. Hani bunları araştırın ya da sağlık yönetimiyle çap yapmak istiyorsunuzdur. O bölüm yoktur gibi gibi üniversiteleri yazmadan önce buna da bir bakın. Zorunlu staj var mı? Zorunlu stajımız var, evet. 3. sınıfın yazında ve 4. sınıfta haftada yanlış bilmiyorsam 3-4 gün staja gidiyoruz. Biz Acıbadem hastanelerinde yapıyoruz. Genellikle üniversitelerde de zaten o üniversitenin hastanesinde yapılır ama yaz stajlarını kendiniz de ayarlamanız gerekebiliyor. Üniversiteden üniversiteye değişen bir şey. Benim okulumda biz kendimiz ayarlamıyoruz. Direkt okul bizi yönlendiriyor. Mesleğin geleceği. Şimdi biz küçükken diyetisyenlik böyle geleceğin mesleği diye hep söylenirdi, anlatılırdı. Şu anda geleceğin mesleği diye bir şey hiçbir meslek için denmiyor zaten bildiğiniz üzere. Yapay zekanın hepimizi öldüreceğini biliyoruz sadece. Ya Allah korusun. Yani yapay zeka bizim mesleği de ele geçirecek mi falan gibi böyle aramızda konuşmalar oluyor ama böyle insanla birebir temas eden meslekler sanki diğer mesleklere göre daha geç bitecekmiş gibi. Arkadaşlar tekrardan merhaba bu arada. Minik bir aksaklık yaşamışım ve bunu akşam eve gittiğimde fark ettim. O yüzden bugün ertesi gün oldu. Cevaplamadığım 4 tane sorumuz kalmış. Onları da cevaplayacağım şimdi. Tekrar bir sınıfa geçtim. En son yapay zekadan bahsediyormuşuz. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Sosyal medya ve diyetisyenlik. Şimdi şöyle bir şey var. Sanki diyetisyenliği kazandığınızda direkt bir Instagram hesabı açmanız gerekiyormuş. Bu bir zorunlulukmuş. Yapılması gereken bir şeymiş gibi bir izlenim oluştu. Ama öyle bir şey yok. Ben sosyal medyayı kullanamıyorum, sevmiyorum, istemiyorum. Bu mesleği yapabilir miyim gibi bir düşünceniz de varsa aklınızda tabii ki yapabilirsiniz. Bunun akademisyenliği var, bazı şirketlerin diyetisyenleri var. Mutfak odan her yerde çalışabiliyoruz zaten. Bunlar canınızı sıkmasın yani. Eğer isterseniz de Instagram üzerinden de paylaşım yapabilirsiniz. Yani Instagram hesabı açabilirsiniz tabii ki. Genelde kendi ofisi olan diyetisyenlerin tercih ettiği bir şey oluyor. Bazı diyetisyenler hani bunu hoş karşılamıyorlar. Sosyal medyayı influencer gibi kullanmayı pek böyle etik değerlere sızdıramayabiliyoruz. Ama bunu yapanlar da var. Yapmak istemezseniz de tabii ki yapmazsınız. Yani bu bir mesleki bir olay değil. 18. sorumuz. İş bulmak kolay mı? İş bulmak çok kolay denilen bir meslek kalmadı zaten artık şu anda. Sağlık sektörü hep bir tık daha şanslıdır bu konuda ama yine yani hastanelerde de 1-2 tane diyetisyen oluyor bildiğiniz üzere. O yüzden diyetisyenlikte de iş bulmak aşırı kolay değil. Yine de bizim iş sahamız geniş, yelpazemiz geniş. O yüzden belki bir tık daha şanslı olabiliriz. Kendi işinizi kurma gibi de bir avantajınız var. Birçok yerde, mutfak olan her yerde çalışabiliyorsunuz. O yüzden bu soru hakkında bu kadar bir özet geçeyim. Çünkü Türkiye şartları yani ne olacağı belli olmuyor. Biz mezun olana kadar bile birçok şey değişebilir. Öyle söyleyeyim. İngilizce, Türkçe bölüm arasında fark var mı? Türkçe bölümde bizim hocalarımız farklı oluyor genellikle. Sadece bir tane hocamız aynıydı bu sene. Onun dışında hep farklılar. O yüzden de dersin işleyişi, bazen ufak içeriği ve sınavları farklı oluyor. Farklı hocalar hazırlıyor çünkü. O anlamda farklılıklar var. Ama işte laboratuvarlarımız falan hep aynı oluyor. Zaten aynı üniversitede okuyoruz ve aynı bölümden mezun olacağız. Ütopik farkların olması saçma olurdu. Son sorumuz bölümün avantajları ve dezavantajları. Şimdi bölümün bence en güzel avantajı insanla birebir oluyor olmak. Bu her insana göre değil, bu bazı insanlar için de dezavantaj olarak değerlendirilebilir ama insan var karşında ve siz ona sağlığının gelişmesi anlamında, özgüven kazanması anlamında, belki psikolojik bazı etkiler anlamında yardımcı olabiliyorsunuz. Siz işinizi yaparken, mesleğinizi yaparken aynı zamanda bu şekilde de pozitif geri dönüşler alıyorsunuz. Bu bence manevi anlamda çok doyurucu ve çok motive edici. İnsanlarda bir iz bırakabiliyor olmak, o teşekkürü alabiliyor olmak her meslekte olmayan çok güzel bir etki olduğunu düşünüyorum. Çok kutsal bir şey. Sağlık sektöründeki bütün meslekler çok kutsal zaten. Aynı zamanda maddi yönden değerlendirmem gerekirse çalıştığınız kadar para kazanabilirsiniz. Tabii ki özel sektörden bahsetmiyorum. Hani kendi ofisinizi açtığınız takdirde. Kendi ofisinizi açmak da, açabiliyor olmak da bence çok güzel bir avantaj. Çünkü günün birinde yine özel sektörde çalışırsınız. Belki bir şirkette diyetisyenlik yaparsınız. Bir kurumda, bir spor merkezinde diyetisyenlik yaparsınız.
Sonrasında ama kendi işinizin patronu olmak istediğinizde bunu yapabilme imkanına sahipsiniz. Bu da bence her meslekte olmayan çok güzel bir avantaj. Bu arada acaba benim tişörtüm var üstümde. Bu ne falan demeyin yani. Dezavantajını konuşmam gerekirse kesinlikle görmüşsünüzdür. İşte 20 kilo vermiş ve daha sonra kendini diyetisyen olarak atamış ve işte insanlara danışmanlık hizmeti veren insanlar var. Bu kişiler ne kadar aslında önemli ve tehlikeli bir şey yaptığında farkında değiller. Buna ek olarak yaşam koçları var. Hani kilo verdirmeyi, sağlıklı beslenmeyi vaat ederek bu işi yapan. Ve böyle olduğunda aslında bizim mesleğe duyulan saygı ve önem de bir tık azalmış oluyor. Sanki bunu okumadan, bunun eğitimini almadan yapılabilecek bir şeymiş gibi bir algı oluyor. Ama aslında öyle değil. Bence gelecekte de diyetisyenliğin ne kadar önemli olduğu da anlaşılacak, bir hastalıktan hem korunma hem de tedavisinde daha büyük bir etkisi olduğu anlaşılacak. Şu anda da yavaş yavaş anlaşılmaya başlandı ama gerçekten ümitliyim insanların bilinçlenmesi açısından. Avantaj ve dezavantaj olarak bunları söyleyebilirim. Bu videoluk da bu kadar. Umarım işinize yaramıştır. Aklınızdaki sorulardan cevaplamışımdır. Başka sorunuz varsa da aşağıya mutlaka yazın. Cevaplarım. Umarım istediğiniz puanları alırsınız. İstediğiniz üniversiteye yerleşirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.